Üvey babanın Lamia'sını 11 yaşındayken tanımıştık. Ünlü oyuncu Burçin Abdullah büyüdü ve şu an 29 yaşında. İşte 16 yıllık değişimin perde arkasında yaşananlar. Çok güzel efendim. Bu ev sizler. Çok mutluyum. Sanki bir rüya görüyorum. Üvey babanın Lamia'sı Burçin Abdullah'la 16 yıl sonra çok özel bir röportaj. Uzun zaman oldu ama yüzümüz hiç değişmemiş. Yani evet. Değerli izleyenler, sizleri bundan tam 16 yıl öncesine götürüyoruz. Annem, yani Sabriye annem, onu çok özledim, merak ediyorum. O şimdiye kadar hiç yalnız kalmadı efendim. 11 yaşında, gözü çoğu zaman yaşlı, yokluk içinde bir evin kızıydı Lamia. Senin bir derdin var Lamia, anlatmak ister misin? Yok. İyiyim. Sadece yoruldum ben. Üvey Baba adlı dizide Lamia'yı canlandıran Burçin Abdullah'la tam 16 yıl sonra röportaj yapıyoruz. Uzun zaman oldu ama yüzünüz hiç değişmemiş. Yani neye çok uzun zaman oldu onu anlamadım mı? İzninizle ben açıklayayım. Yani yüzünüzdeki o duruluk, o güzellik, o saflık hiç kaybolmamış efendim. Aynı Lamia gibisiniz hala. Evet, evet. İnsanlar hala oradan hatırlıyor. Şimdi ne olacak? Ben ne yapacağım şimdi? Ben şimdi nasıl söyleyeceğim onlara? Lamia'yı Üvey Baba'da 11 yaşında tanımıştık. 11 yaşındayken başladı. İşte ben 16 yaşındayken de bitti. 4 yıl sürmüş değil mi? Yok, 5-6 yıl sürdü. Şu iki görüntüyü yan yana getirelim. Lütfen bir daha bakın. Lamia burada 11 yaşında. Lamia'yı canlandıran Burçin Abdullah şu an 29 yaşında. Evet, çok değişmedim. Çünkü hala insanlar dediğim gibi hani oradan hatırlıyorlar. Hep özlemiştim. Sıcacık, güzel bir evi. Beni çok seven bir babam olmasını hep özlemiştim. Keşke beni daha evvel bulsaydın. Fatma Gül'ün suçu ne? Zengin Kız Fakir Oğlan gibi dizilerde, Selam, Ankara, Yaza Veda Mektubu gibi filmlerde rol alan güzel oyuncu bir aydır Amerika'daymış. Yani bir aylık işte tatilim vardı, öyle gittim geldim. Ya, tatil amaçlı. Evet. Nasıldı yurt dışı? Güzel geçti. Ailem zaten orada yaşıyor. Onların yanına gittim. Onlarla vakit geçirdim bir ay boyunca öyle. 11 yaşında başladığı mesleğini severek sürdürüyor Burçin Abdullah. Yani bana o zamanlar oyun gibi geliyordu. İşte 6 sene boyunca bir oyun oynadım ve babayla beraber. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Yani çocuk yaşta meslek sahibi olmuş oldum. Hala da onu devam ettiriyorum. O yüzden mutluyum. Ama öyle güzel yerler ki bir görsen ışıl ışıl vitrinler var. Pastaneler var. Bir de oyuncak mağazası var ki. Tamam Lamia, bağırmadan konuş biraz. Affedersiniz Güver anne. Üvey babadan da birçok deneyim kazanmış. Yani aslında etkilemiştir mutlaka. Yani çocukken yaşadığımız deneyimler bizi işte bu yaşlarımıza getiriyor. Ama bana oyun parkı gibi geliyordu orası daha çok. Yani okuldan çok, evden çok ben sette zaman geçiriyordum. Orada işte büyüklerimle, yani hep benden yaşça büyük insanlarla beraber çalıştım. Yani benim oyun arkadaşlarım onlar olmuştu. Bunun ben çok güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki o zaman tanıştım, bana abilik, ablalık eden insanlar. Şimdi benim iş arkadaşlarım oldular. O yüzden de mutluyum. Hala görüşüyor musunuz mesela Üvey Baba Şemsi İnkaya ile falan? Şemsi Bey ile görüşmüyorum ama Işıl ablarla, yani isim de vermeyeyim yani ama görüştüğüm oyuncu ablalarım, abilerim, onun dışında set çalışanlarından da yine görüştüğüm insanlar var, konuştuğum insanlar var. Sette bir de kaza atlatmış 16 yıl önce. Hala unutamıyor. Yanlış, yani raya bağlayacaklarına yanlışlıkla doğru raya bağlamışlar. Ama sonra hemen çözüldü o yani. Ama çok korkmuştum yani başıma bir şey gelecek diye. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Neyse sonra çözüldü yani başımıza bir şey gelmeden.